Evet sevgili izleyiciler, Yaşamın İçinden'e devam ediyoruz. Son bölümümüzle tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sizlere acı bir haberi vermiştim. Hem ailemle ilgili hem de iş dünyasıyla Türkiye hem önemli bir tıp adamını hem değerli bir iş adamını maalesef kötü bir şekilde, acı bir şekilde kaybetti demiştim. Şimdi onun özellikle arzuları üzerine de onun o cenaze töreninden görüntüleri size aktarmak istiyorum. Doktor Salih Mertan'dan bahsediyorum. Altın Ordu efendim spor kulübü onu yüreğinde taşıdı, yüreğinde ağırladı. Altın Ordu Spor Kulübü'nde yapılan muhteşem bir törenle cenazesi orada. Onlar Salih Mertan'a vefalarını gösterdiler. Neler düşündüklerini gösterdiler. Konuşmacılarımız vardı. Altın Ordu Spor Kulübü başkanları ve sporcular vardı. Arkasından Gazi Hastanesi'ne geçildi. Gazi Hastanesi de yine Salih Mertan'ın kurduğu hastanelerden bir tanesiydi. Orada da bir tören yapıldı. Cenaze töreni gerçekleştirildi. Bunların arkasından Salih Mertan defnedildi efendim mezarlığa. Nurlar içinde yatsın diyelim. Ama benim gördüğüm çok büyük bir kalabalık, eşi ve kızları şu anda ekranda. Çok büyük bir kalabalık, çok büyük bir dost vardı. Binlerle ifade edilen İzmir'in belediye başkanından işte bütün önemli kimselerine kadar. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani hep burada söylüyoruz ya, insanlar geride bıraktıklarına bakmalı, arkaya bakmalı diye. Hepimizin gideceği yer orası. Acı veya değil, öyle ya da böyle. Ama gidilecek. Bundan kaçış yok. Ama arkanıza döndüğünüzde, geriye baktığınızda ne bıraktınız? Bu kubbede hoş bir seda mı bıraktınız? Yoksa arkanızdan lanet mi okutuyorsunuz? Tarihin sayfalarına nasıl geçtiniz? Bu çok önemli. Benim en büyük zenginliklerimden bir tanesi de bu konuda. Bir kez daha tekrar ediyorum. Doktor ve iş adamı Salih Mertan'ı, kuzen Salih Mertan'ı tanımak ve onunla anılar biriktirmek benim en büyük kazancım, en büyük zenginliğim oldu. Nurlar içinde yat Salih.